Bey merhabalar. Merhabalar, hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İmren Alaçatı tatlıcısı olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Eren Ölmezer kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Şöyle bir şey, biz 1941 yılında kurulan bir firmayız. Daha önce dededen toruna geçen bir işletmeyiz. Evet. Aslında dede en başta başlıyor. Kara helva ve taş helva ile başlıyor. Daha sonrasında babalar sütü tatlı ve reçellerle devam ediyor. En sonunda biz dördüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Abim ve ben varız. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü kuşak olarak. Dördüncü kuşak olarak, evet. Üretici bir firmasınız. Evet. Alaçatı'da üretim yapıyorsunuz. Evet. Peki efendim, bu firmanın işleyişi hakkında, ürünler hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Şöyle bir şey, genelde biz sütlü tatlar üzerine yoğunluk veriyoruz. Fakat daha sonrasında ürün gamımız çok fazla olduğu için ve her türlü taze ürüne daha çabuk ulaşabildiğimiz için ve atıyorum limon, mandalina, çeşme limonu, mandalinası, sakızı, damla sakızı, yerel ürünler olduğu için bunlarla alakalı bir reçel çalışması yapmak istedik. Ve genişlettik de, ürünlerimizi genişlettik. Daha sonrasında aynı firma altında kendi markamız olan Lime Alaçatı olan firmayı da kurduk ve o da şekersiz ürünlerle devam ediyor. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani şu an kaç çeşit ürün var bünyenizde? Şu an, yani şöyle söyleyeyim, sadece şu buraya getirdiğimiz yaklaşık 25 çeşit reçelimiz var. Evet. Bunun dışında tabii ki işte kurabiyeler vesaire vesaire, evet. Bunların hepsi. Yaklaşık 300 çeşidi geçiyor. Evet. 300 çeşidi geçiyor. Evet. Sadece iç piyasada mı varsınız, yoksa yurt dışına ihracatınız var mı? Şu an iç piyasada, fakat ihracatta yeni yeni girdiğimiz için bu fuarda yer alıyoruz. Yani siz toptan satış. Evet. Toptan satış gerçekleştirmek adına. Evet. Yani yerel firmalara yapıyoruz. Tabii ki evet, Türkiye içinde yapıyoruz, fakat yurt dışına atılmak için güzel bir adım olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alabilir miyiz kısaca? Şöyle bir şey, yedikleri şeye gerçekten çok dikkat etsinler. Gerçekten hani fiyat performans adı altında o kadar fazla kötü ürün var ki. Evet. Kötü ürün diyeceğim ama sağlığımız, yani tabiri caizse sağlığımız elden gidiyor, diyebiliriz. Yani evet. Fiyat performans evet önemli, fakat ne yediğimize en azından arka kısmını da okuyarak ya da firmayı araştırarak bakarsak çok daha iyi olur. Yani bu etiketlerde yazanlara gerçekten dikkate almalı mı tüketici? Evet. Evet. Yani çünkü içerisinde kaç oranda ne var? Genelde doğru yazılıyor. Çünkü artık yani devletimiz ona inanılmaz derecede önem verdiği için ona bakmalılar. Tarım İl Müdürlükleri bunların hepsini tabii ki tek tek hepsini denetliyor ve kontrollerini gözden geçiriyor. O yüzden de çok böyle fiyat performansa aldırış edilmemesi gerekiyor. Aldırış edilmesin. Yani. Dediğiniz gibi arkasındaki etiketleri iyi onlar bakıp firmayı önemli. Da iyi analiz etmeleri çok çok önemli. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarınıza devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Çok sağ olun.